Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Ben Ali Can, Insider'dan. Sizlere çok kısaca kendimden bahsedip ardından aslında konularımıza bugün ana başlıkta yer alan şeylerden bahsetmek istiyorum. Ben Ali, yaklaşık 6. yılımın içerisine girmek üzereyim Insider'da. Şirketin ortaklarından bir tanesiyim. Aynı zamanda daha öncelerinde global açılımlardan ve global iş ortaklıklarından, ve e, mobil teknolojiler tarafının direktörlüğünü yürütürken son e, yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir süre e, noktasında da insiderın in yine büyümesinden ve pazarlamasından sorumlu VP olarak, ülke müdürü olarak e, görev yapıyorum. E, bugün de sizlere aslında girişimcilikten birazcık bahsediyor olacağım. E, na, e, onun dışında e, son 2021 girişimcilik adına tüm dünyada çok önemli e, gelişmelere sahne oldu. Daha önce e, eşine benzene rastlamadığımız e, büyümeler, yatırımlar, unicornlar ortaya çıktı. E, e, tabii ki işte bununla beraber e, bu markaların, bu yatırımların arkasında yatan. Bazı ufak trikler var, markaların, şirketlerin kullanmış olduğu büyüme stratejileri var, büyüme yönetim aksiyonları var. Bunları olabildiğince böyle 20-25 slide'da bir toparlamak istedim bugün anlatmak özünde. Ama şöyle farklı bir şey yapacağım. Genellikle ben de bu tarz webinar'lara, bu tarz event'lere yıllardan bu yana 10 yıl üzerinde sektördeyim, katılıyorum. O yüzden de açıkça söylemek gerekirse konuşmacıların sürekli rakamlar vesaire bilgilendirme belirli raporlardan sadece e, şeyler yapması sayılar göstermesi oldum olası bana çok sıkıcı gelmiştir. O yüzden de e, anlatacağım her şeyi insider'ın hikayesiyle insider'ın süreçleriyle e, yıllardan bu yana işte biz de yatırımlar alıyoruz. Büyümeye çalışıyoruz, ülke açılımları yapıyoruz, farklı sıkıntılar, farklı challenge'larla karşılaşıyoruz. O yüzden de e, aslında e, anlattığım her şeyi Insider hikayesiyle böyle şey yapmaya çalışacağım, eşleştirmeye çalışacağım ki e, sizler de bir e, Türk şirketinin, bundan işte 10 yıl önce kurulmuş bir Türk şirketinin nasıl bir dünya devi olma yolunda ilerlediğini, bu noktalardan ne gibi stratejilerden faydalandığını, ne gibi challenge'lardan faydalandığını, özetlemek gerekirse hikayesini ve bizleri biraz daha yakından tanımanızı istiyor olacağım. Çok da lafı fazla uzatmayayım. Sunuma geçelim. Ben bir ekran paylaşıyor olacağım. Sorularınız vesaireleriniz olursa zaten Q&A bölümü var webinarda. Oradan istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. İsterseniz de webinar sonrasında gerek mail ortamında gerek LinkedIn ortamında haberleşiriz her daim deyip şöyle hemen sizlere sağ taraftaki ekranı paylaşıyorum. Full ekrana döndürüyorum ve Hikayemize bir başlayalım bakalım bizi bugün neler bekliyor. Şimdi ilk önce sizi bir insiderla bilmiyorum muhtemelen bugün burada olan birçok insan insider az çok yakından, kimisi hatta belki de direkt bizi zamanında şu an kullanmıştır, tanışmıştır bizimle ama biraz size insiderdan bahsetmek istiyorum. Kimiz ne iş yapıyoruz? Ee, sakın şey gibi düşünmeyin hani Insider'ın in yaptığı işi detaylı bir şekilde anlatacak değilim ama hani hikayenin baş, hikayenin şu anki gelmiş olduğu noktasını sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Insider bir Türk şirketi sevgili dostlar 6 yıl önce kurulduk. işte hali hazırda 25'ten fazla ülkede 800'den fazla çalışan 900'den fazla global müşteri ile birlikte şu an Türkiye'nin en iyi zaten son 4 yıldır, son 5 yıldır Türkiye'nin en iyi startup'ı. Avrupa'da yine çok fazla ödülleri aldığımız işte Amerika tarafında yapılan şeylerde dünyanın en umut veren ilk 10 şirketi arasında gösterilmemiz vesaire vesaire. bir Türk yazılım şirketi olarak büyümeye açılımlarımızı devam ettiriyoruz ve sol tarafta da işte yurt dışında özellikle işte Google, Facebook, Salesforce, Segment ya da bunun dışında farklı farklı birçok teknoloji şirketiyle de resmi anlamda iş ortaklıkları yapıyoruz. Çünkü Insider artık bakmayın e, Türk şirketi dediğimi aslında biz artık global bir şirketiz ve e, global şirkette tabii ki dünyadaki diğer teknoloji şirketlerinin de ilgisini çekiyor ve onlarla bir şekilde kendi ürünümüzü, kendi platformumuzu entegre ettiğimiz, onlarla beraber, onların e, yazılımcılarıyla onların mühendisleriyle beraber ürün geliştirdiğimiz keyifli keyifli, gurur verici şeyler yaşanıyor. Üstteki iki logoda belki sektörü yakından takip edenler varsa aramızda üstteki iki logoda aslında bugünkü konumuzla çok yakından ilgili olan yatırımcılarımız aslında Sequoia ve Riverwood Sequoia sericiye yatırımımız e, e, WhatsApp'ın, Apple'ın, Google'ın e, Airbnb'nin ve buna benzer birçok şirketin e, yatırımcısı olan şirket 2018 yılında 11 milyon dolarlık bir yatırımı insider'e yapmıştı. Avrupa'da yani Sequoia'nın özelliği şudur. Genellikle zaten saydığım şirketler isimlerini de biliyorsunuz. Genellikle silikon vadisi merkezli şirketlere yatırım yaparlar. Avrupa'da bu zamana kadar yıllardan bu yana çok eski bir şirket. Bu zamana kadar sadece iki yatırımları vardı. Üçüncüsünü Insider'e yaptılar. Hatta belki yine bilir, duymuşsunuzdur ya da okuduğunuz zaman aklınız şimdi kulağınıza şey yapmıştır. Tanıdık gelmiştir. Son işte bu getirin unicorn olduğu yatırım turunda da Seko'ya yine getir. Yatırımcıları arasından bir tanesiydi. E, Riverwood Capital'de son aldığımız yatırım 32 milyon dolarlık yatırım e, pandeminin en hatta yani 2020 e, artık hangi senede olduğumuzu bile e, bu pandemiden dolayı direkt söyleyemiyorum. 2020 yılının e, böyle pandeminin en yoğun olduğu yatırımların e, fonların e, bayağı el frenini çektiği bir dönemde insider büyümesine o kadar devam ettirdi o kadar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti ki yaptığı işler, yaptığı hareketlerle beraber ee, dediğim gibi yatırımların durduğu bir anda insider hala yatırım alabiliyordu ve aldı da 32 milyon dolarlık bir Riverwood'un e, önde olduğu ve onun dışında işte endeavor'ların vesairelerin başka küçük yatırımcıların da tura dahil olduğu bir yatırım dönemiyle beraber son yatırımımızı aldık. Ee, devam ediyor Insider'ın büyümesi yatırımcı vesaire görüşmelerimiz yine hali hazırda aktif bir şekilde devam ediyor ve ekranda görmüş olduğunuz ülke açılımlarında tabii ki bu yatırımların az sonra anlatacağım başlıklarda görüyor olacaksınız çok önemli var. Hatta güzel bir haber vereyim size 26. ofis oldu aslında Brezilya'nın hemen oralarda Meksika ofisini açtık bundan 2 hafta önce Meksika ülke müdürümüzle beraber yeni bir ülke yeni bir deneyime de. Adım atmış olduk. Bu haberi de sizlerle de paylaşmış olayım. O yüzden de bizim için her şey çok keyifli güzel bir şekilde ilerliyor. Türk yazılımını ekranda görmüş olduğunuz ülkeler ve çevre ülkelere şu an hala yani bu ülkelerin çevresindeki ülkelere şu an ihraç eden bir teknoloji şirketiyiz. Ee, güzel haberler vermeye devam edeyim çünkü... Yani şeyi çok iyi bilirsiniz İşte son zamanlarda getiriler hepsi buradalar vesaire birçok böyle farklı dikeylerde farklı konularda özellikle e-ticaret önde gidiyor tabii ki unicornlar çıkartıyoruz çok büyük yatırımlardan trend yollardan vesairelerden bahsediyoruz ama yazılım alanında bu zamana kadar ee, çok başarılı olduğumuz söylenemez. Bunu hepimiz bu gerçeği kabul etmiş durumdayız. Ama Insider'ın en önemli ülkelerinden bir tanesi de aslında bu silikon vadisinin yazılım e, ne derler e, yazılım liderliğine sürekli silikon vadisinden belirli yazılımların çıkma noktasında. Oradaki o duvarı kırıp aslında Avrupa'dan da Türkiye'den de bir dünya e, zirvesine oturan bir teknoloji şirketini e, yaratmak bizim en büyük gayelerimizden, en büyük hayallerimizden. Bir tanesi yıllardan bu yana. O yolda da çok başarıyla gittiğimizi çok dürüstçe söyleyebilirim. Neden diye soracak olursan, e, e, soracak olursanız e, işte dünyada yayınlanan birçok farklı rapor var. Sizler de belki isimlerini biliyorsunuzdur. İşte Gartner'lar var, Forrester'lar var, g 2lar var. Buna benzer birçok farklı bağımsız danışmanlık ve araştırma şirketleri var ve bunların yayınladıkları bazıları işte quarter base, çeyrek bazı, bazıları yıllık, bazıları, bazıları aylık raporlar yayınlayarak farklı kriterlerde aslında bizler gibi teknoloji şirketlerinin Böyle bayağı objektif bir şekilde değerlendiriyorlar ve işte ekranda bazı ekran görüntülerini sizlerle paylaşıyorum İşte bu en iyisidir şu eksileri budur bunun artıları budur vesaire deyip böyle aslında bizler gibi teknolojileri kullanacak bizler gibi bizler gibi teknolojileri kullanacak birçok markanın objektif bir şekilde değerlendirme yapmalarını sağlıyoruz sağlıyor bu raporlar. Ekranda çok güzel. Benim yani uzun yıllardır hayalini kurdum. Çünkü ne oluyordu? Bundan bir 5 sene önce, 6 sene önce biz açıkçası bu raporları okuyup orada dünyadaki global insider'ın benzer işlerini yapan şirketlerin işte nasıl birbirleriyle rekabet ettiğini, o raporlarda nasıl anıldıklarını vesaireleri öyle okuyorduk vesaire. Bir gün o bu raporlarda bizde yer alabilecek miyiz acaba vesaire diye hayallerini kuruyorduk. Bunları bunların çok güzel hikayeleri var. Bir gün olur da fırsatımız olursa bir kahve eşliğinde hepinizle paylaşmak gururla isterim aslında. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Insider Forrester'ın son yayınlanmış olduğu raporda cross channel campaign management yani çapraz kanal kampanya yönetim araçları arasında Dünyanın en iyi teknoloji şirketi noktasında. Ee, bu listede bir başka Türk şirketi yok. Bu listede Amerikalılar var, İngilizler var, Singapurlular var. Farklı dünyanın çeşitli ülkelerinden Amerika ağırlıklı olmakla beraber tabii ki. Ki en önemli e, belki de rakiplerimizden bir tanesi Brace. Onu da arkamızda bıraktığımız ve dünyanın en iyi teknoloji şirketi olarak kendi uzmanlığımıza seçildiğimiz bir gerçek var. O yüzden de ben bazen ben çok heyecanlı bir insanımdır böyle işte sunumlarda vesairelerde insider o kadar böyle şekli anlatırım ki hep bana şey derler yani bu kadar şekli anlatıyorsun yani bu adammışlığına çok hayranız ama hani Ali senin şirketin günün sonunda ortağı olduğu bir şekilde herhalde böyle şekli anlatacaksın hayır artık öyle değil sadece benim şevkim değil. Dünyanın en iyi teknoloji şirketi bu yani. O yüzden de heyecanımın çarpı iki noktasında son yaklaşık bir bir yıldan bu yana. Onun dışında G2'nun bir raporu daha var. Kişiselleştirme. Insider'ı bilenler aslında bilir. Yıllardan bu yana, 10 yıldan bu yana çeşitli şekillerde, çeşitli varyasyonlarda kişiselleştirme teknolojileri üretiyoruz. Markaların son kullanıcılarına çok daha kişiselleştirilmiş bir pazarlama yapabilmesini sağlayacak. Ürünler, kanallar, platforma ait yetenekler üretiyoruz ve aslında günlük hayatınızda karşılaştığınız markaların sizlerle sizlere yapmış olduğu birçok iletişim, web'den, mobilden, e-mail'lerden, SMS'lerden, push'lardan, WhatsApp'lardan vesaire 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 birçoğu aslında Insider'la gidiyor. Hatta bunun bundan bir sene ne raporunu paylaşmam gerekirse sizlerle, şu an Insider tarafındaki öyle bir e, hacim var ki e, eriştiğimiz kitle anlamında dünya internet nüfusundaki yüzde otuz, dünya internet nüfusunun yüzde otuzuna minimumda her gün Insider'ın bir kurgusu mutlaka ulaşıyor. Yani dünyadaki e, dijital dünyada ayak izi olan ki artık herhalde kalmamıştır öyle e, hani dijital dünyayla hiçbir zamana kadar temas etmemiş insan kalmamıştır. Özellikle pandemiyle beraber e, 60 yaş ve üzeri de oyunun içerisine girdiğini de hayal edersek e, anneannelerimiz, dedelerimiz e, bayağı artık telefonlarından sipariş verir noktasına yani bu benim yorumum değil bu işte McKinsey'nin, Deloitte'un raporlarında çok ciddi anlamda bir kit yeni bir kullanıcı kitlesinin ki yaş ortalamasının 50 plus olduğu bir kitlenin oyunun içerisine girdiği bir dünyada e, kişiselleştirme teknolojileri çok çok önem arz ediyor ve Insider'la beraber markalar e, bu teknolojileri güzel bir şekilde kullanabiliyor O e, uzmanlığımızda da yine dünyanın en iyi kişiselleştirme pazarlamaları, kişiselleştirme teknolojileri üreten şirketleri arasında dünyanın en iyi şirketi. Yine gururla söylüyorum. Insider seçildi. Hatta e, G2'nun şöyle bir özelliği var. Yanlış hatırlamıyorsam 18-19 kuartırdır birinci sıradayız. Sadece personalization kategorisinde değil aynı zamanda mobil uygulama teknolojileri kategorisinde de yine birinci sıradayız. E, yaklaşık bir 15-16 kuartırdır. Çünkü inanılmaz bir product ekibimiz var, inanılmaz yetenekli bir yazılım ekibimiz var. Zaten işte malum doların inanılmaz seviyeleri çıkmış olduğu bu dönemlerde Türkiye'nin hatta belki Avrupa'nın en iyi yazılımcılarını bir şekilde ülkemizde çalıştırmaya, ülkemizde tutmaya, beyin göçünü engellemeye de çalıştığımız gerçeğini de sizlerle burada çok net bir şekilde paylaşmak isterim deyip Insider'ın aslında özet kısmını Tanıtım kısmını bu şekilde e, sizlere özetlemiş olayım. Herhangi bir sorunuz vesaire olursa LinkedIn'den, e, mailimden vesaire ya da işte bir gün yolda izde karşılaşırsak istediğiniz gibi bu hikayeleri, bu detayları sizlerle paylaşıyor olurum. Şimdi... E, Girişimci Insider'ın bir altı tane kurucu ortağı var. Ben e, Insider'ın sonradan ortak olanlardan bir tanesiyim. Ana altı tane kurucumuz var. Malum e, CEO'muz Hande Çilingir onun altında da yine Serhat Beyler, Arda Beyler, Muharrem Beyler yani altı tane kurucu ortağın kendine ait aslında hepsinin kendine ait uzmanlıklarının olduğu ve böyle bir kurucu ortak ekibinin bir araya gelerek Insider'ı kurduğu bir e, hikayenin bir başlangıcı var. Hatta bir fotoğraf vardı bulamadım kusuruma bakmayın. E, klasik o hep Silikon Vadisi'nde bir garajda genellikle bütün e, bu yazılımlar, Microsoft'lar onlar bunlar hep böyle bir garajda aslında kuruluyor ya bizde de böyle e, bu 6 tane kurucu ortağımızın bir fotoğrafı var daha doğrusu onların fotoğrafları değil bir işte üç tanesinin ayakkabısının iki üç tanesinin de terliğinin bir kapı önünde böyle bir e, bir artı bir bir e, san, ya kağıthane ya sanayi mahallesinde e, bir o şeyde dairede işte insider fikrini ortaya koymuş oldukları anın. Kapının önünde böyle Mevlüt varmış gibi sanki fotoğraflarının oldu ve Inside'in hikayesinin başladı bir fotoğraf var. Onu bulsaydım e, burada çok güzel sizlere de göstermek isterdim. İnşallah bir başka sefere e, bir bir journey'imiz var ve bu journey'in bu bu hikayenin, e, aslında klasik e, yani dünyadaki bütün e, girişimcilerin e, izlediği doğal olarak izlediği isteseler de istemeseler de izlediği bir aslında bir e, altı adımlı bir yapı var. Şimdi bu altı adımlı yapıya bakacak olursak aslında startup'ın neden kırmızı içerisinde olduğunu onu ben ekledim buraya bu arada neden olduğunu anlatıyor olacağım ama şöyle bir adımları beraber incelersek ben de söz verdiğim gibi insider hikayesiyle bu adımları böyle sizlere özetlersem aslında bir ilk önce bir bir gün yataktan kalkıyoruz ve bir fikirle yataktan kalkıyoruz ve o fikri aslında A, aşık oluyoruz. Aslında hikaye oradan başlıyor. Biz buna yani biz buna derken işte global anlamda, kitaplarda, akademik anlamda e, aslında inspire olmak. Kendi fikrine aslında tam anlamıyla kendi fikrinin farkına varmak, uyanmak, aşık olmak, e, farkındalık süreci olarak o farkındalıkla beraber de gelen bir etkilenme e, noktası olarak bunu söyleyebiliriz ki işte zaten e, bizim hikayemizde de İlk olarak adı, az önce adlarını saydığım işte Hande Çilingir, Serhat Soyer'in işte London School of Economics'te bu arkadaşlarım, bu kurucu ortaklarım, bu sevgili arkadaşlarımın, abilerimin ee, tanışıyor olması. Bir iş yapalım ya biz Türkiye'den bir teknoloji çıkartalım deyip ondan sonra bir tanesinin Rusya'dan kalkıp gelip Türkiye ülkesine dönmesi. Bir tanesinin Çin'de ee, fonlar yönetirken ülkeye dönüp gelmesi ve ikisinin bir araya gelip bu inspire sürecini beraber ortaya çıkarttıkları bir adım söz konusu. E bu olduktan sonra aslında e, o iki kişinin fikri böyle birbirlerininini e, aslında inspire ettikten sonra işin ikinci kısmı aslında öğrenme tarafı yani öğrenme ta tarafı aslında ve ben o, o kısmı şöyle yorumluyorum. Bu arada bu bir kitaptan e, bir alıntı. O kitabı da me şey sunumun sonunda size e, gösteririm. Okumak isteyenler vesaire varsa mutlaka e, orada bu detayları görebilirler ama benim yorumum şu ikinci adıma e, şu ki aslında kafa dengi uzmanlık gerektiren insanları aslında buluyorlar. İşte ne oluyor? E, Serhat e, Serhat Soyear, Alandech'in iki tane fikir babası ortaya geliyorlar. Hemen işte e, yine e, e, okullarından arkadaşları, diğer kurucu ortağımız Arda Köter'in o aralar de PNG'de çalışıyor. P&G'den onu müşteri deneyimi, müşteri tarafı için e, e, şey yapıyorlar, alıyorlar. İşte Muharrem şu an e, ürünümüzün e, Chief Product Officer'ı, e, A'dan Z'ye yaratıcısı. O aralar Turkcell'de çalışıyor ona teklifte e, bulunuyorlar. Ardından işte Sinan var, İTÜ'yü yeni bitirmiş genç bir mühendis, onu CTO olarak alıyorlar. İşte Okan var, işin daha farklı uzmanlıklarında, o aralar... E, o aralar farklı bir yabancı bir şirkette Rocket'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Rocket internette çok iyi bir pozisyonda çalışıyor ve aslında güzel olan tarafı şu. İşte hepsi aslında e, inanılmaz pozisyonlarda gerek maddi anlamda gerek kariyer anlamında inanılmaz noktalardalar ama işte ne oluyor o inspire öyle bir geliyor ki alttan inspire öyle bir geliyor ki alttan e, insanları kariyerlerini e, maddi olanaklarını bir kenara bırakıp tam anlamıyla aslında o fikre aşık olacak diğer insanları toplamaya başlıyorlar yanında ve aslında insider'da Genel e, Insider'ın hikayesine bakacak olursak iki kişiyle başlayan yolculuk learn kısmına geldiğimiz ikinci adımda lay, e, diğer e, kafa dengi ve kendi alanlarında çok iyi insanları çok yetenekli insanları bir de dediğim gibi önemli pozisyonları bırakıp gelmiş insanlar bir araya geliyorlar ve Insider'ı kuruyorlar altı tane kurucu ortak ve sonrasında aslında e, execute etmeye başlıyorlar. Yani fikir var de nereden geliyor diye soracak olursanız e ticaretin patladığı yıllar bundan yaklaşık bir 9-10 yıl önce marka fonlerin trend yolların onların bunların böyle herkesin e ticarete bir şekilde girmeye çalıştığı, girdiği, yatırım yaptığı yıllar. Aslında kurucu ortaklar da bizde bire bizde bir e ticaret sitesi kursak vesaire derken orada bir hikaye yine birazcık daha evriliyor. Biz e ticaret zaten insanlar, markalar girmişler. biz e ticaret sitelerinde satın almayı arttıracak, converj'i arttıracak, onları başarıya ulaştıracak, onların birçok ihtiyacını karşılayacak. Yazılım üretelim. noktasına geliyorlar ve hepsi kendi alanlarında founder oluyorlar. Yani aslında 6 tane co-founder'um hepsinin kendine ait bir uzmanlığı var. Biri product'tan, biri teknolojiden, biri müşteriden, biri satış, büyümeden, birisi CEOluk görevi, yönetim görevini görüyor vesaire ve execute etmeye başlıyorlar ve tam anlamıyla aslında bir Scalable bir e, business modelle beraber, ölçeklenebilir bir business modelle beraber ama bunu tabii ki ilk aşamada e, startup olduğu için bam diye hemen kuramıyorsunuz. Dolayısıyla da yola çıkıyorsunuz ve o business modeli aramaya başlıyorsunuz. Sonraki aşamalarda aslında, bu arada neden kırmızı da? Insider'ı e biz böyle şu an hem startup, yani ruh hem startup ama... Ee, bizi tanıyanlar, bizimle bir arada olanlar, bizimle toplantı yapanlar ya da tanıştığımız insanlar vesaireler siz artık şampiyonsunuz diyorlar ama ben asla henüz daha şampiyon olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü gidecek hala çok e, önemli yollarımız var. Dolayısıyla da ruhen hala çok net bir şekilde startup'ız e, ee, business olarak da aslında scale etmeye, scale up etmeye çalışıyoruz. Aslında misyonumuzun tam anlamıyla maksimumuna ulaşmaya çalışıyoruz ama bence hala maksimumda değiliz. Hala yolumuz var, hala hala geliştirmemiz gereken, ulaşmamız gereken çok kritik noktalar var ve dolayısıyla da şu an Insider'ı böyle ruhen, e, hala startup ruhuyla çalışan, ama belirli business noktalarında, işte işe alım noktasında, büyüme noktasında, içerideki insan kalitesinin arttırılması noktasında, doğru pozisyonlara doğru insanların hayır edilmesi noktasında hala kendi içeride belirlediğimiz belirli misyonların akabinde hala, scale, hala ölçeklenebilir bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Şampiyonluk da aslında startupların, e, aslında bu e, entrepreneurların geldiği son nokta ki aslında dünyaca e, tam anlamıyla liderliğini elde etmek herkes tarafından tanınmak organizasyonun bütün dünyaca aslında herkes tarafından biliniyor olması noktası bir gün olacak mı bugün işte 30 Kasım 19:25 e, ben size çok net bir şekilde söz veriyorum bir gün e, bu webinarı tekrar yaparsak e, ben size bu, bu webinarı hatırlatırım. Ee, bir gün Insider'ı bütün dünya, bir ya Türk yazılımını bütün dünyadaki herkes gururla, mutlulukla e, çok net bir şekilde tanıyor olacak, anıyor olacak. Ne kadar bu kadar eminsin diye de e, söyleyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ya dürüstçe söyleyeyim ben 6-7 sene önce bana bugünleri anlatıyorlardı. ben ...işte kurucu ortaklarımız vesaire... ...bu arada ben de çok güzel bir pozisyonda çalışıyordum... ...ben de bu hikayeye katılırken birçok şeyden... ...feragat ederek bu hikayeye... ...bu journey'e dahil oldum... ...dolayısıyla da bana 6-7 sene önce... ...bu günleri anlatıyorlardı... ...o günlerde 20 kişi falandık... ...15-20 kişiydik... ...15-20 kişilik bir ekip... ...bana diyorlardı ki bu kadar ülke olacak... ...şöyle yatırımlar gelecek... ...dünyada açılacağız... insider'ın çalışan sayısı böyle... Çok. ...bana böyle çok şey geliyordu... ...ulaşılmaz geliyordu... Ama 6-7 sene o kadar hızlı bir şekilde geçti ki dürüstçe söylemek gerekirse. Ben de artık bugün diyorum ki Insider bir Türk yazılımını bir gün dünya, dünya çok net bir şey. Şu an zaten inanılmaz popüleriz e, dünyada ama çok daha gidecek yolumuz var deyip böyle bir size bir girişimcilerin journey'sini böyle bir özetlemek istedim. Sorularınız vesaireniz olursa haberleşiyor oluruz. Şimdi Gelelim bugünün kritik noktalarından bir tanesine. Investment. Yani bu işler hani çok babamın çok güzel bir lafı vardır. Benim babam bu arada mühendis. E, inşaat mühendisi. Yurt dışlarında, Türkiye'lerde vesairelerde böyle çok önemli projelerde çalışıyor. Kendisi bizzat aynı zamanda e, işler yapıyor. E, hep, hep ona ben şey sorarım. Bir projeye, bir inşaata, bir e, şeye başladığında hep ona şey sorarım. Baba kaç senede, kaç ayda biter falan filan. Babam da böyle e, hani Trabzonlu, biz, biz ailecek Trabzonluyuz. Hani şi, hemen böyle aranızda şey diyebilirsiniz Laz müteahhit falan filan. E, doğru ama şey adam yani okumuş etmiş mühendis yani ama müteahhitliği de var tabii ki belirli oranlarda. E, ben ona hep şey sorarım böyle e, bir projeye başladığında. Baba kaç senede biter? E, kaç senede ya da kaç ayda bitirirsin? Ya şey der hep babam para olursa altı aya çıkarım der. Ya da işte para olursa bir seneye tamam teslim ederim der vesaire. Hep böyle aslında startup noktasında, startupta da aslında investmentlar doğru zamanda, doğru yerde, doğru amaçlar için kullanıldığında olmazsa olmaz ki insider olarak da e, böyle olabildiğince bu konuda şeyizdir bu arada ne derler hani e, bu çok böyle yatırımlarla büyüyen yatırımlarla büyümek isteyen, sürekli içeriye yatırımcı almayı tercih eden bir şirket olarak konumlamıyoruz kendimizi ama belirli noktalarda sadece maddi bir destek amacıyla da değil size yeni bir network açması için, size yeni kanallar açabilmesi için yani atıyorum mesela bizim Sequoia yatırımımız Singapur merkezli bir yani Singapur merkezinden aldık biz Sequoia'dan. Neden? Apak çok önemli bir şeyimizdi, açılım hedefimizdi. Bunun 2018-2017 yıllarında Singapur merkezli bir yatırım fonundan yatırım almayı tercih ettik. Belki ekranda az önce görmüşsünüzdür domine ettik APA. Yani Avustralya'sı, Çin'i, Hong Kong'ları, Singapur'ları, Malezya'ları, Tayvan'ları vesaireleri, Japonya'ları, Kore'leri tam anlamıyla oraları, oraların pazar liderliğine oynadık. Dolayısıyla da eee işte bu an işte Amerika'ya açmak için Riverwood'la e, Riverwood'un yatırımını içeriye aldık. Şimdi onların desteği, onların network'ü, onların e, portfolyosu, onların know-how'ı vesairesiyle beraber ilerliyoruz. Investment'ı genelde bizim Türk şirketlerimiz, ben de daha önce çok fazla startup'ta çalıştığım için işte e, hani şey gibi düşünür. E, yani sürekli böyle işte e, ofisi yenilemek için ya da ne bileyim işte e, ofisteki insanların araçları varsa araçları değiştirmek için bir anda işte e, X bilgisayarını kullanıyorsak hemen e, işte e, şey tanesi 20 bin lira olan bilgisayarlara geçirmek için kullanılıyor maalesef bizim yatırımcılarımız ama insider olarak biz çok 90-95 oranında marketing için yeni e, ülke açım açılımları yapabilmek için çok e, kaliteli e, çok kaliteli e, insanları e, şey yapabilmek için, işe alabilmek için kullandık. Tam anlamıyla işimize yatırdık. Dolayısıyla investment süreci çok çok kritik. Bunun detaylarından bahsediyor olacağım ama gelin beraber şimdi ben böyle beraber, bu, bu aralar kafayı çok fazla e, bu konu bir konulara e, odakladım. Sağolsun ekip arkadaşlarım da e, belirli raporlardan ekranları benim için hazırladılar. Bir e, bir dünyada özellikle 2021 yılı diğer yıllar oranla çok farklı bir yıl oldu. Birazcık bu rakamlara bir beraber bakalım. Hiç şey endişe etmeyin. Böyle kafanızı ütülemeyeceğim sürekli rakam rakam konuşup. Buradan çok güzel bir yere bağlayacağım konuyu. Çok güzel sonlandıracağız. E, emin olabilirsiniz ama bir bakka, baktığımız zaman inanılmaz bir e, rakam artışı söz konusu. Yani e, 2020 yılının quarter 3'üne baktığımız zaman e, 537 tane unicorn ortaya çıkarken 2003 şey 2021'in kuartır üçüne baktığımız zaman %58'lik bir artışla beraber 848 tane unicorn'un ortaya çıktığını yani unicorn'u bilmeyenler belki vardır aramızda. Aslında 1 milyar dolar ve 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler olarak unicorn'u adlandırabiliriz. bu inanılmaz bir rakam. Pandeminin inanılmaz bir etkisi var. Çünkü pandemiyle beraber bazı sektörler, bazı teknoloji, bazı uzmanlıklar inanılmaz değer kazandığı için yeni birçok girişimin ortaya çıkmasına yeni birçok girişimin ortaya çıkmasına vesile olduğu için bu rakamın bu kadar drama, dramatik bir şekilde artmasının ana sebebi ek aslında pandemiyi ortaya koyabiliriz ama onun dışında da aslında girişimler girişimler az sonra göreceksiniz sağ alanında teknoloji alanında son zamanlarda inanılmaz derecede artmış durumda. Dolayısıyla da bu, bu, bunun da etkisi çok net bir şekilde görülüyor. Devam edeceğiz. Şimdi neler neler var başka? Neler var başka? Yine aynı şekilde global venture'ların fonlamaları yani aslında bugün baktığımız zaman yine quarter 3'te quarter quarter 3'ün 2020'siyle quarter 3'ün 2021 21'ini karşılaştırdığımız zaman Dünyada aslında yeni bir rekor daha kırıldı. O da fonlar. Aslında yatırımcıların oyunun içerisine girmesi, tam anlamıyla tam anlamıyla oyunun içerisine giren yatırımcıların e, yaptıkları destek. Yani burada %105 oranında e, bir et, e, artış var. 77 milyar e, dolarlık bir e, hikaye varken e, kuart bu senenin kuartil 3'üne geldiğimiz zaman Aynı dönem yaklaşık işte bir 3 aylık periyotların karşılaştırması 158.2 milyar dolarlık ee, inanılmaz bir durum söz konusu. Dolayısıyla da fonlamaların bu kadar artması startuplara yatırımcıların melek yatırımcıların global fonların oyunu içerisine giriyor olması aslında bir önceki slaytı çok net bir şekilde açıklıyor. Çünkü ne oluyor? aramızda çok net bir şekilde bu konuyu hatta benden bile çok iyi bilenler vardır aslında şirketler yatırımları sadece büyümek sadece yeni ülkeler açmak adına kullanmıyorlar aynı zamanda da şirketlerinin daha değerleme çok daha değerli bir hale gelmesi ne aslında olabildiğince olabildiğince farklı o fırsatları değerlendiriyorlar dolayısıyla da 848 tane unicorn'un ortaya çıkıyor olması aslında tabii ki belirli şirketlerin, belirli uzmanlıkların çok başarılı olması ve inanılmaz farklı fikirleri ortaya koyup execute etmelerinden geliyorken aynı zamanda da tabii ki global venture'ların fonlamasının da oyunun içerisine girmesi, daha fazla yatırımcının fırsatını ortaya çıkıyor olması yine bununla beraber paralel bir şekilde ilerliyor. Şeye bakacak olursak da şimdi e, unicornlar çıktı, unicornlara yatırım yapan global ve e, fan, fonlar zaten bu e, şeylerin ortaya çıkmasına, e, yeni e, unicornların ortaya çıkmasına e, vesile oluyor. E, peki kim bu fonlar diye bir sorunun cevabı da gelirse ekranda size yine Kuartur 3'te o rekoru kırmasını, Kuartur e, 3'teki o rekorun kırılmasını sağlayan şirketlerin, e, isimleri top 10 e, ve kaç şirkete yatırım yaptılar hangi ülke merkezliler vesaire vesaire böyle ufak detayların yer aldığı bir slaytımız bir raporumuz daha var ki bizim de yatırımcımız olan Sequoia e, 96 tane e, aslında venture capital olarak 96 tane şirkete yatırım sağlayarak aslında oradaki o e, rekorun kırılmasını sağlayan bir numaralı şirket. Onun dışında Amerikalı Tiger Global hemen arkasında bir e, Softbank'in oyunun içerisine bir Japon şirketinin oyunun içerisine girmesi e, ve bu, bununla beraber Axel'lerin e, Global Founders'ın oyunun içerisine girmesiyle beraber 4 3 tüm dünyada yatırımları inanılmaz bir şekilde maksimize etmemizi sağladı. Şeye bakacak olursanız dikkatinizi belki bir şey çekti mi Ülkelere bakacak olursanız bir tane Avrupa'da mevzu var aslında bir tane ülkenin bu listede yer aldığını görüyorsunuz onun dışında hikayenin ne kadar apak ve yani işte Japonya, Çin vs. Amerika arasında bu hikayenin artık tam anlamıyla böyle işte zamanının Real Madrid, Barcelona'sı gibi birbirleriyle rekabet edip ettiklerini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ee, bu anlamda belki Avrupa böyle çok daha şey gözüküyor ama e, nasıl söyleyeyim daha böyle popüler, daha böyle vizyoner, daha güçlü vesaire gözüküyor ama e, burada baktığımız zaman bir tek Almanya'nın e, 51 tane yatırımla beraber Global Founders Capital hikayeye girebilmiş. Onun dışında çoğunlukla e, bu arada listenin devamına bakacak olursanız da işte ondan sonraya da bakacak olursanız da aynı şekilde bu %97-98'lik bir yatırım e, noktası ülke olarak tam anlamıyla bu ülkelerden geliyor. Şimdi az önceki az önceki paylaştığım rakamların ülkesel olarak merak ederseniz böyle dağılımlarını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Kuartur 3 Kuartur 3 2021'de işte e, 32 normal şu an hala 271 tane unicorn var. Asya'da 30 tanesi yeni 100 tane unicorn var ki içlerinde bu arada getiriler metirler de var 15 tanesi yeni onun dışında işte Afrika'da 10 tane unicorn var 4'ü yeni gibi gibi böyle bir kırılım söz konusu yine aynı şekilde yani az önceki o verileri zaten beraber okuduk Japonya ve Amerika APAK ve Amerika diyelim çünkü sadece Japonya bu arada sadece Japonya ve Çin değil bizi her daim çok şaşırtan ülkeler var APAK'ta. Bir Singapur, bir Malezya, bir Tayvan e, bunlar bizi çok şaşırtan ülkeler. Şaşırtmaktan kastımız şu aslında yani inanılmaz inanılmaz bir dijitale yatırım, inanılmaz bir kullanıcı trafiği, inanılmaz bir marka bilinirliği, inanılmaz bir vizyon. Bizi her zaman çok şaşırttı o ülkeler. Biz o ülkelere gittiğimiz zaman deli misiniz? Ne işimiz var Malezyalarda? E, Malezyalılara sen, e, teknoloji mi satacaksınız? Tayvanlılara iş mi öğreteceksiniz? Vesaire e, ee, işte bu kaos yani oralar çok kaotik ülkeler malum yani şey yaşam olarak da hani oralarda bu işleri yapabilecek misiniz neden oralar neden Avrupa değil neden Amerika değil ilk aşamada ee, aslında ee, çok boş pazarlardı biz gittiğimiz zaman rekabet çok azdı hatta hiç yok bazı ülkelerde o yüzden de biz oralara gidip aslında o ülkelerin kendi alanımızda ilke olduk ve dolayısıyla da domine etmek Blue Ocean stratejisi belki e, o kitabını okuyanlar vardır. E, daha böyle kanlı olmayan yani bir Red Ocean bir Blue Ocean bir Amerika ve Avrupa çoğunlukla e, okyan e, şey, köpek balıklarının çok fazla olduğu e, yerler olduğu için orada çok kan fazladır dolayısıyla da gidip orada zaten uzun yıllardır orada e, köpek balıklığı yapan e, rakiplerle savaşmak yerine daha böyle Blue Ocean rekabetin az olduğu yerlere gidip konumlanmak ve oraları domine etmek oralarda güçlendikten sonra Insider'ın in yapmış olduğu gibi Sonra Avrupaları, sonra Amerikaları açmak gerek maddi anlamda gerek tecrübe anlamında şu bir strateji, bizim stratejilerimizden de bir tanesiydi. Dolayısıyla da buradan o şekilde bir yorum da çıkartabiliriz. Zaten rakamlarımız onları gösteriyor. Aynı bu bahsi geçen, bu bahsi geçen yatırımların gelmiş olduğu aslında rakamsal olarak karşılığı da ekranda 3.210 tane deal gerçekleşmiş. 72 milyar dolarlık işte e, 212 tane deal Kanada'da e, 2.9 milyar dolar ama büyük rakamlara bakacak olursak Avrupa'da 1590 deal 24 milyar dolar 380 3815 deal gerçekleşmiş 50 milyar dolarlık böyle tam anlamıyla e, yine bahsi geçen ülkelere odaklanmış yatırımlar yatırımların yapılmış olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten hani şeyi çok net bir şekilde söyleyeyim. Toplantımız şeyiniz webinarımızın başında da söylediğim gibi amacımız amacımız işte tam anlamıyla bu bahsi geçen yatırımların, bu bahsi geçen büyük fonların vesairelerin bir gün Türkiye çevre ülkeleri Avrupa kıtası vesairesinde olması gayesiyle de çok net bir şekilde insider olarak çalışıyoruz ki o yüzden de şeyi çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sequoia gibi bir şirketin ee, tam anlamıyla silikon vadisine tam anlamıyla e, APAK tarafına odaklanmış olan bir şirketin e, ve bu zamana kadar sadece iki tane yatırım yapmış olan yani bunca yıldır sadece iki tane yatırım yapmış olan bir Avrupa'ya bir şirketin dikkatini çekebiliyor olmak Türkiye anlamında Türkiye'den çıkarak ve o yatırımı Türkiye'ye getirebiliyor olmak çok çok kritikti 2018'de. O o şu anki yani getirlerin, işte getirilerin, trend yolların ve buna benzer işte hepsi buradanın Nasdaq'a gitmesi vesaire. Bunlar hepimizin ekosistemimiz için çok çok kıymetli. E, bu ülkeden de bir şeylerin çıkabiliyor olduğu, bu ülkenin de bu ülkenin de her türlü zorluğa ve her türlü her türlü sıkıntıya rağmen e, belirli alanlarda çok ciddi anlamda başarılar elde edebildiğini gösterebiliyor. Dolayısıyla da her yatırımla gurur duyuyorum. Her yatırım, her başarı, her ülke açılımı ile beraber çok net bir şekilde sadece Insider özelinde değil ufak büyük şirketlerin bu noktada inanılmaz gurur kaynağı olarak benim için inşallah bir gün bu rakamlar tersine döner. Bu şeyi konuşuyor oluruz yani 72 milyar dolar Avrupa'dan, Türkiye'lerden işte 50 milyar dolar, 60 milyar dolar Amerikalara kaldı falan filan diye konuşma imkanımız bir gün inşallah. Olur. E, bu slide tekrar etmişiz. Bunu tekrar geçelim. Her şeye bakalım. E, bu e, Türkiye'ye özelinde birazcık e, raporlardan yola çıktığımız zaman da... Işte ...Türkiye'de de startupları yeni çıkan startupları aslında tam anlamıyla hızlandıran... ...onlara ufak yatırımlarla beraber e, bir şekilde destek olan şirketlerin sayısı da günden güne artıyor. E, keyifli rakamlar var. Ee, yıl yıl yıldır artıyor. Şu an 69 tane executor var e, Türkiye'de. 69 tane aslında yatırım fonu var. Özellikle bankalar vesaireler bu işin içerisine girmeye başladılar. Zamanında Insider'ın da hali hazırda da birçok yatırımcısı, işte 212'ler var, Galata'lar var vesaireler. Çok çok kıymetli kurumlar, çok çok kıymetli işler yapıyorlar. Ee, malum Türkiye'de yatırımcı olmak, melek yatırımcı olmak çok çok kolay işler değil ama onların işte ufak destekleri, büyük destekleri, açtıkları yol, know howları vesaireleriyle beraber yani açıkça söylemek gerekirse işte Sekoyalardan vesaire vesailerden önce Insider'ın da işte 212'ler gibi farklı farklı şirketlerden Galata'lar gibi birçok farklı Galata Business Angels gibi birçok yatırımcısı vardı hala hazırda hala olmaya da devam ediyor. Yani onlar bizim ilk dönemlerde hayatta kalmamızı bir şekilde işimizi büyütmemizi sadece maddi anlamda değil aynı zamanda çok bilgiye çok know-how'ları yüksek insanlar oralarda bizimle beraber oldular yine aynı şekilde Endeavor'lar vesaireler. Dolayısıyla da şu an bu rakamın e, gönül isterdi ki e, Çinler'deki, Amerikalılardaki rakamları e, sayısal anlamda konuşalım ama bugün hani 2010 Insider'ın in da bu arada hani kuruluş yılları 2010-2011'lere denk geliyor. 6-7 iken bu rakamın 69'lara, 100'lere doğru yaklaşıyor olması Keyifli dediğim gibi inşallah şey anlamında da tabii ki pandeminin etkisini görebiliyorsunuz bu arada işte 11 yani yılda 11'lere çıkan rakam işte 2020'lerde 8'lere 4'lere kadar 2021'de düşüyor malum işte şirketler belirli fonlar kendi noktalarında hayatta kalabilmek adına belirli tercihler yapıyorlar ve bu anlamda startuplara destekler de sınırlı vesaire olabiliyor. Ve dünyadaki e, duruma bakacak olursak dünyadaki e, sektörel kırılımı beraber inceleyelim hemen. Ekranda zaten bu e, KPMG'nin raporunda e, yatırımların aslında yatırımların e, tam anlamıyla hangi e, alanlara yapıldığını transaction hareketler e, diye e, çevirdiğimiz zaman hareket volümlerine baktığımız zaman işte e, SaaS ve fintechlerin ve pandemiyle beraber gelen e, health techlerin ve marketplace'lerin ve gaminglerin aslında e, hatta e, şeyi de dahil edelim e, delivery ve logistiği de dahil edersek aslında baktığımız zaman ilk altı sektörün e, çok ciddi anlamda pandemiyle beraber e, pandemiden etkilenen e, pandeminin aslında bir anlamda pozitif anlamda getirde bulunduğu sektörler olduğunu söyleyebiliriz. Insider. 32 milyon dolarlık e, Sequoia, Riverwood, Endeavor, katalistin, Mamda'nın işte bu az önce adlarını saymış olduğum e, aslında tam anlamıyla e, bu yatırımlar insider'ın in tam anlamıyla aslında SaaS kategorisindeki yarı e, transaction volume insider'dan geliyor. Bu çok ciddi, çok güzel bir başarı. Yani 26 e, 26 transaction'ın %50'si insider'ın in hareketleri doğrultusunda oldu. Bu e, hatta yarısından daha fazlası diyebiliriz minimumda. Dolayısıyla da 32 milyon dolar Türkiye adına zaten şeyin Türkiye'nin en büyük seri C yatırımıydı değer şey anlamında yatırım anlamında öyle bir güzel bir tarafı vardı. Dolayısıyla da transaction'lara baktığımız zaman Türkiye tarafında tam anlamıyla saat şirketinin saat şirketlerindeki transaction'ların yarısından fazlası insider tarafından gerçekleşiyor. İnşallah Yine hep bu sürekli temennide bulunuyorum. Çünkü gerçekten istiyorum. İnşallah daha fazla SaaS şirketi, daha fazla teknoloji şirketi farklı alanlarda çıkar ki bu transactionlar artar. Ve sadece Insider işte yarısını gerçekleştirmez de ona bölünür, 20'ye bölünür. Ülkemiz bu anlamda çok çok kıymetli hareketlerde bulunur. Devam edelim. Bu arada belirli slaytları ben hazırlanırken mutlaka double etmişim. Kusuruma ee, bakmayın, geçiyorum zaten fark ettiğimde. Şeylere bakacak olursak da yine bir ufak bir rakamdan daha bahsedip sonra hemen son konuma geleceğim ee, ve Insider'ın bu işte büyümesindeki en önemli stratejik hareketin başlığından bahsediyor olacağım. Son başlığa gelecek olursak da aslında aslında bu yani yatırımlara ayrılan yatırımlara ayrılan desteğin, fundraising'in, aktivitelerinin aslında tam anlamıyla Türkiye startup ekosistemindeki ee, hem Türkiye için hem yurt dışına yapılan yatırımlar anlamında e, çok net bir şekilde e, karşılığını görüyorsunuz. E tabii ki burada hani yurt dışına ayrılan rakamlar e, sınırlı. Yani Türk yatırımcıların Türkiye'deki o e, aslında Türkiye'deki e, fonların yurt dışına yatırım yapması Biraz işte zaten dolar euro kurlarını da paramızın değerini de düşündüğümüz zaman çok yüksek miktarlarda olmuyor. Ama Türkiye içerisinde özellikle 2020 yılında gördüğümüz gibi 320 milyon dolarlık bir e, Türkiye için rezerv edilen bir capital'ın e, çok net bir şekilde e, kullanıldığını görebiliyorsunuz. İşte 2021'de bu rakam çok dramatik bir şekilde Düşmüş 91 milyon dolar değer 91 milyon dolarlara kadar hani bu anlamda bunun içerisinde tabii ki rapora raporu şey, raporun ismi bu arada yukarıda yazıyor The State of Turkey Startup Ecosystem diye E tabii ki orada raporda dikkat edersiniz zaten söylüyor işte Euro kurunda etkisinin çok ciddi anlamda bu aktivitelerin düşüşünde rol oynadığını görebiliyorsunuz dolayısıyla da Türkiye'de parasal anlamda böyle bir durum söz konusu. Ve e, işte Türkiye'deki 10 yılı toparladım sizler için. 2020 yılında e, Insider'ın işte burada e, işte peak e, ve gaming sektöründeki iki tane gururumuz peak ve rolic'in e, birinci sırada yer aldığı e, daha doğrusu aslında satıldığı hani e, orada bir yatırım söz konusu değil acquisition söz konusu. Yine aynı şekilde Vivense'nin yine bir e, aslında Aktera grup tarafından satın alınıyor olması. Payguru'nun yine aynı şekilde T-Pay Mobile tarafından satın alınıyor olması. Şu sağ tarafta mouse'umla gösteriyorum. Zaten acquisition'lar e, e, buradaki şirketlerin hangi e, investor tarafından satın alındığını gösteriliyor. Aynı şekilde, oh, pardon çok özür diliyorum. Tekrardan geldim. E, ve Insider tarafında da işte e, Later Stage e, VC'lerimizin aldığımız e, az önce adını saydığım Sequoia e, Capital, Hindistan, Riverwood Capital, Endeavor, Wanda ve bunların gelişiyle beraber aslında Insight'ın 32 milyon dolarlık bir yatırımı, Getir'in 38 milyon dolarlık bir yatırımı, Meditopyalar, Big, Bigger Games'ler vesaireler e, dikkat ettiğimiz gibi zaten bildiğimiz gibi gaming e, konusunda ülkemiz çok ciddi anlamda çok ciddi anlamda e, ilerlemiş ve dünyanın inanılmaz bir şekilde ilgisini çekmiş durumda. Yatırım dünyasından böyle şey gibi oldu bu arada. Tam da saatler ana haber saatleri, yatırım dünyasının son dakika gelişmelerini benden dinlediniz. daha fazla detay var ama ben konuyu fazla uzatmayıp son başlığıma geleyim. Yaklaşık böyle bir 5 dakikada toparlıyor olacağım. Blitz scaling duymuş olanlarınız vardır. Duymamış olanlarınız, ise, duymamış olanlarınız ise mutlaka hatta ben ee, az sonra bir kitabında da öneriyor olacağım ama e, Insider'ın e, belirli oranlarda hala belirli oranlarda kullanıyoruz ama zamanında e, böyle bizim baya başucu e, stratejilerimizden bir tanesiydi. Hala o belirli huylarımızdan da vazgeçmiş değiliz tabii ki. E, az sonra dinleyeceksiniz blitz scaling'in ne olduğunu ama yani hala ruhumuzda benim özellikle benim ruhumda çok net bir şekilde bu var risk scaling'i böyle İngilizce olarak e, ufaktan e, bir tanımını kitaptan direkt aldım e, şey yazdım. Aslında e, okuduğunuzda e, şunu görüyor olacaksınız. Ben Türkçeye çevireyim sizler için. E, şöyle ben buna şey diyorum. Umarsızca, endişe etmeden tüm e, riskleri alarak işte e, etkili mi, etkisiz mi vesaire diye e, hiç düşünmeden sonunu düşünen kahraman olamaz e, şeklinde büyümek e, aslında ama e, bunu tabii ki e, bir kitabı bir bilimsel bir e, akademik anlamda e, bir kitap haline getirmiş e, az sonra adını e, vereceğim dostumuz ve bu aslında bu strateji işte Facebook'un Google'ın Netflix'in Dropbox'ın Twitter'ın Airbnb'nin tam anlamında tam anlamıyla zamanında Hatta yeni, yeni dedi, belirli oranlarda kullanmaya devam ettiği strateji. Buradaki tek amaç büyümek. Yani e, böyle hani e, şu at gözlüklerini takıp işte ondan sonra hızlıca maksimum seviyede ondan sonrasında hiçbir sınırlama hiçbir şey düşünmeden hiçbir yani risklerin hepsini alarak kendini adayarak hiç böyle aman ben işte yoruluyor muyum etkili mi ölçeklenebilir mi o mu bu mu vesaire gibi herhangi bir aslında planlama yapmadan olabildiğince maksimum derecede pazar lideri olabilmek geleceği e, şekillendirebilmek şirketin geleceğini şekillendirebilmek adına tam anlamıyla e, büyüme stratejisi Dediğim gibi ben buna böyle şey diyorum işte işte sonunu düşünen kahraman olamaz stratejisi peki e, çok güzel bir söz var kitapta aldım driving lightning growth by prioritizing speed over efficiency in an every environment of uncertainty. Ee, aslında yani söylemek istediğim şey yani bir belirsizlik bir ortam varken ondan sonra belirsiz bir ortamdayken e, senin önceliğin hızlı etkili bir şekilde hiç etkinliği de düşünmeden hatta e, ondan sonrasında hızlı bir şekilde e, aydınlığa <laughs> o büyüme aydınlığına e, arabanın e, direksiyonunu sürmek aslında tam anlamıyla e, çünkü e, dediğim gibi bizler gibi işte bu startupların rekabetin maksimum seviyede olan yerlerde e, or, a, hayatta kalabilmek, bir an önce aydınlığa ulaşabilmek ve bunu yaparken de söylenmemek, şikayet etmemek, ağlamamak, sızlanmamak, yoruldum dememek e, ve başka hiçbir etkeni düşünmemek bizim için ve blitzscaling e, stratejisini uygulayanlar için bir numaralı kural aslında. Ee, kitaba gelecek olursak da mutlaka okuyun. Çok keyifli bir kitap. Reid Hoffman'ın kitabı. LinkedIn'in co-founder'ı. Yani kim olacak, kimdir bu baba diye sorarsanız, e, aslında tam anlamıyla hatta bilgiesinde, e, malum bizim ülkemizi bilgesin e, bu aşılardan, hastalıklardan dolayı repütasyonu yerle bir olmuş durumda ama e, işte ön sözünde bilgesinde yazmış olduğu ve tam anlamıyla e, işte e, çok milyar dolarlık değerleme. Hatta e, milyar dolar katrilyon dolarlık değerlemeye ulaşan e, şirketlerin tam anlamıyla aslında gitmeleri gereken yolu örnekleriyle beraber çok güzel bir dille anlatan bir e, şey kitap e, mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kitaptan 2-3 tane alıntı yaptım. Vaktim çok azaldı. Birer cümleyle beraber üzerinden geçiyor olacağım. Sizlere kitabı okumaya teşvik edebilmek için bu arada da aldım bu sözleri. Nedir? E, şöyle hızlı ilerleyeyim. Bir kere kitapta, bu arada bunlar bizim şirkette sevdiğimiz bölümleri. Kitapta çok fazla nokta var ama en önemli noktaları sizler için getirdim. Birincisi şu söylüyor, seni buraya getiren şey oraya götürmeyecek. O yüzden de dolayısıyla bu süre zarfında doğru insanları bulmak, doğru insanları egzekütü konuma getirebilmek, ondan sonra dinamizminden hiçbir şekilde vazgeçmemek ve tam anlamıyla organizasyonu sürekli dinamik bir şekilde... Redesign etmek dinamik bir şekilde sürekli doğru insanları bularak dinamizmi hiçbir şekilde kaybetmeden büyümek bu işin en önemli noktalarından bir tanesi. O yüzden de o o şeyi sürekli her gün hatta her gün tam anlamıyla o yolculuğa adapte olacak insanlarla bir arada olmak ve şöyle düşünmemek işte birinci gün bunlar buradaydı yüzüncü günde Aynı başarıyı ben bu birinci gündeki ekiple değil sürekli o dinamik bir şekilde ekibe katkıda bulunmak vesaireler çok çok kritik. Kaos, kaos tarafı sadece external kaos değil internal yani şirketin, şirketin de kaosu, şirketin de kaosu tam anlamıyla. Bizim için kaos Türkçe'de, bizim için Türkçe'de kaos hep kötüdür. Biz işte bize analarımızdan, babalarımızdan, teyzelerimizden işte kaos hep böyle tam anlamıyla tam anlamıyla e, kaos bize kötü bir şeymiş gibi anlatılıyor ama kaos güzel bir şeydir sevgili dostlarım ve kaos insanı, şirketleri canlı tutar ve ve bu noktada kitapta yazan önemli nokta şu kaos'u pozitif bir şekilde ve kaosu kabul eden insanlarla bir arada olun ve dolayısıyla da e, ve şirketin içerisinde kaosun bir gün bittiği an sizin de bittiğiniz andır diye bir çok keyifli de bir açıklaması var. Dolayısıyla büyürken bu kadar hızlı büyürken, yani düşünebiliyor musunuz insaydere? Türkiye'den çıkmışız, 6 tane kurucu ortak, sonra işte onlar bunlar hep beraber toplanmışız, ürün çıkartıyoruz, Rusya'ya gidiyoruz, Mena'ya gidiyoruz, Amerikalara oralara buralara gidiyoruz ve Türkiye'de yarattığımız bir ürünü anlatmaya çalışıyoruz, oralara satış yapmaya çalışıyoruz. Bunun için bir bahanesi olmaması lazım. Ee, yani orada kaos olacak. Malezyalı bir adama, ben Türkiye'den geldim, sana bak böyle teknoloji satıyorum derken orada kaos kaçırılmaz bir İngiliz'e, bir Japon'a, bir Amerikalı'ya bunları anlatırken o kaostan kaçılmaması gerekiyor. Dolayısıyla da kaosu kabul edeceğiz. Kaos güzel bir şeydir sevgili dostlar. Bununla alakalı detayları, kaos benim için tam anlamıyla bir yaşam şekli. O yüzden de bunu kabul eden insanlarla bir arada olmayı tercih ediyoruz Insider'da. Bu yine çok önemli noktalardan bir tanesi. Yine hızlandım. Non-kaotik organizasyonlar hiçbir şekilde iyi kampanyalar olmayacaktır o yüzden de kaosu tam anlamıyla iyi bir şekilde yöneten insanlarla beraber olun yine aynı cümlenin devamı olarak onun dışında tam anlamıyla en büyük hata bizi bu insaydır olarak da Türkiye'de çok eleştirirler bu noktada ikinci başlık. Biz böyle çok inanılmaz deneyimli insanları hayretmeyiz. Yani işte ne bileyim bilmem ne sektöründe 20 yıl deneyimli satışçı 35 sene bilmem ne IT sektöründe. De, 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 de. Biz bunları e, çoğunlukla tercih etmiyoruz. Çoğunlukla diyorum tercih ettiğimiz çok kıymetli insanlar var. Neden? Çünkü belirli öğrenmişlikleri, belirli yorgunlukları vardır o insanların. Dolayısıyla da onları bu kaosun içerisine e, yarattılmış olan kültürün içerisine adapte etmek çok zor. Onlar için de çok zor. Bizim için de çok yorucu olacağı için çoğunlukla o klasik girişimcilerin yapmış olduğu e, hatayı yapmadan bu işi biz daha çok dinamik insanlarla çalışarak daha çok e, böyle e, henüz daha yoğurulmamış e, hamurları işe alarak bu işleri gerçekleştiriyoruz. Aşağı gelecek olursak çok keyifli bir nokta değerler. Bir insanı işe alırken değerleriniz için ilk önce alın, sonra sonra yetenekleri, sonra yapabildikleri vesaireleri noktasında e, işe alın. Bizim de benim mülakatlarımı, benim iş görüşmelerimi dinleyen insanlar varsa aramızda. Bu arada moderatörümden üç dakika daha rica ediyorum. Bitiriyorum çünkü. Benim iş görüşmelerimi ya da iş görüşmelerinden sonrasında Insider'a katılan olan arkadaşlar genellikle hep şey derler. Ya Alican, senle iş görüşmesinde sen hiç bizim yeteneğimizi işte şu işte ne tool'unu kullanabiliyor musun? Excel'i biliyor musun? Bilmem ne raporlamak, bilmem ne yapıp Hiç yapmadın. sen bayağı böyle hani. Bizim hayat değerlerimiz, hayat görüşümüz, e, hayattaki önceliklerimiz vesairelerimiz noktasında bizimle sohbet ettin. Neden? Çünkü ilk önce burası önemli. Hayat değerleri, hayata baktığımız noktaların aynı olması gerekiyor ki biz bir insanla bu kaotik hayatta, bu başarıya giden o entrepreneur journey'de sağlıklı bir şekilde uzun yıllar beraber çalışalım. O yüzden de e, bir startup'ınız varsa, bir girişiminiz varsa mutlaka o startupla beraber, o kurumunuzla beraber gelen değerler ve kültürlere uyacak insanları her zaman yeteneklerden, tecrübelerden çok daha e, önce seçin. O sizin için çok önemli bir kriter olsun. E, generalistleri yani aslında burayı açmak gerekirse belirli bir uzmanlıkta inanılmaz kariyer yapmış, belirli bir uzmanlık dışında başka hiçbir şey yapmayan e, aslında insanları değil de bir İsviçre çakalarını işe alın. Ben yine Türkçe'ye bizim tarafa bu arada e, az önce bir beyefendi şeyi sormuş. E, Mustafa Bey kitabın Türkçesi var mı diye. Bir gün ben yazacağım o kitabın Türkçesini ve bu tarz tonlamalarla yazacağım. İşe İsviçre çakılarını işe alın diyor aslında. Yani e, he, çünkü kaostik bir dünya. E, Startup herkesin bir şeylere koşturması gerekiyor. Herkesin bir şeylere e, adapte olması gerekiyor. Kaos yönetebilmesi gerekiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla da tam anlamıyla marketi bir anlamda marketi tokatlayabileceğiniz, pazarı tokatlayabileceğiniz, pazara uyum sağlayabileceğiniz, globale gidebileceğiniz hiçbir endişesi, hiçbir risk alma e, problemi olmayan insanlarla beraber çalışın. Burası yine kitaptaki en önemli noktalardan. Son slaytım kültür. Kültür çok önemli. Bizim de insider olarak en önem verdiğimiz şeydir ve insider de yaratmış olduğu kültür bizim e, aslında kırmızı çizgimizdir. Kültürden bir tane bir tane şeyinden bahsetmek gerekirse bizim kültürümüzde adanmışlık vardır. Bizim kültürümüzde az önce so saydığım gibi kaos vardır. Kaosudan keyif almak vardır. Ee, yolun sonu değil. Yolun sonu değil. Yolculuğun çok daha önemli olduğu, yolculuğun çok daha keyif verdiği, insanlarla beraber bir arada olmak vardır. Dolayısıyla da ben bugün saat saat 8'de şu an böyle inanılmaz bir ateşle ben beni bıraksanız 12'ye kadar konuşurum. Konuşabiliyorsam aslında tam anlamıyla o kültüre duyduğum e, kültürle beraber gelen aslında noktalardan e, dolayı buradayım. E, ve bu kadar heyecanlı bir şekilde sizlere burayı anlatabiliyorum. Ve son nokta çok çok kıymetli insanlarla konuşun. İnsanlarla konuşun. E, çalışanlarınızla konuşun. Daha da kıymetlisi onların bu organizasyonun bu organizasyonun her daim değiştiğini, geliştiğini onlara gösterin. Çünkü çok bir önemli bir noktadan bahsedeceğim. 20 kişiyken, 30 kişiyken biz direkt CEO'muz Hande Çilingir'le her gün görüşürdük. Neler olacağını, neler biteceğini, neler planladığımızı her gün konuşma fırsatımız vardı. Ama şu an yaklaşık 1000 kişi olduk ve ben CEO'muz Hande'yi ki kişisel olarak da çok birbirimizi e, severiz senede 2-3 defa görebiliyorum yoğunluklardan. Dolayısıyla da ama ne yapıyor? Rus şirket içerisinde önemli etkinlikler her ay, her hafta önemli liderleri belirleyerek çalışanlarımıza, bizimle beraber yol arkadaşlarımıza her gündemi crystal clear bir şekilde gösteriyoruz, anlatıyoruz. Bakın Insider'da böyle şeyler oluyor, böyle yatırımlara gidiyoruz, şurayı açtık, burada şöyle deal'ı kapattık vesaire. Insider'ın büyüdüğünü, geliştiğini, değiştiğini, yeni onlar için yaptığımız olan her şeyi gösteriyoruz ki onlar da bizimle beraber uzun yıllar bilsinler ve zaten az önce söylediğim gibi konuşun. İletişim her daim çok çok kritik. Burada çok güzel bir örnek var. Airbnb'nin kurucusu kurucularından bir tanesi 20-30 gecesini ayda sadece employee'lerle çalışmak ve herhangi bir raporlama almadan çalış, konuşmak için. Sadece onlara bir e, mail atıyormuş. Bir akşam yemeği hadi konuşalım. O kadar ve sadece bunu yapıyormuş. Adamın görevlerinden bir tanesi buymuş ve bunu e, her ay 20 30 akşam e, gerçekleştiriyormuş. deyip insider'ın approach'unda da aslında tam anlamıyla işte e, bunu bu bu e, blitzscaling'in son dönemdeki e, ana başlıklarını sizlerin için getirdim. Biz de işte do, e, elimizdeki parayı retain edebilmek ve müşteri kaybetmeden büyüyebilmek adına Blitzscaling'i çok net bir şekilde kullanıyoruz. Ürünümüzün geliştirmelerimizin kalitesini her daim en üst seviyede o Forrester raporlarında kalabilmek için tam anlamıyla orada yine Blitzscaling'i uyguluyoruz belirli oranlarda ve çok daha önemlisi Team Engagement. Zaten o çalışanlarınızla konuşun dedim ya işte takımın performansını Engagement'ını her daim üst düzey tutabilmek adına yine hiçbir şekilde gün, saat, dakika hiçbir ayrım yapmadan yapmaya çalışıyoruz deyip teşekkür ediyorum. Uzattım. Ee, Zeo ekibinden de şimdiden kusura bakmayın diyorum. Birazcık e, gevezelik ettim fazladan deyip teşekkür edeyim. Beni dinlediğiniz için her daim e, LinkedIn'den, e, mail'den haberleşmek dileğiyle diyeyim. İyi akşamlar dileyim. Şöyle Ali de ekranı Ali durdurayım. Ali çok çok teşekkür, ederiz. Ben teşekkür ederim. Ava ee, soluksuz izledik çok güzeldi. Ee, çok güzel şeyler paylaştın. Özellikle yani Insider'dan e, alıp bütün e, kurguyu ve süreci anlattığın için e, çok faydalı şeyler paylaştın. Ee, hemen soruya bir bakayım. Cemre'den tamam. gelmiş soru. Ben ee, okuyayım istersen ha, izleyicilerimiz lütfen, lütfen. de görsünler. Selamlar Alican. Ağzınıza sağlık. Harika bir anlatımdı. Dinleyen için gurur verici de denebilir. Insider ekibinin kalitesi tartışılmaz fakat bu başarının birçok paralel etmeni de olmalı. Merak ettiğim Insider'ın Türkiye pazarında partnerlik düzeninde yaptığı anlaşmalar bu başarının ne kadarını tetikliyor? Demek istediğim Insight ekibinin dışında outsource kaynaklardan da yeterince faydalandığınızı düşünüyor musunuz? Özellikle bu konuda bizlerle paylaşabileceğiniz olumlu bir kez var mı? Belki bu sistemi pozitif anlamda tetikleyebilecek bir soru sormuş da olabilir demiş. Teşekkür ediyoruz soru için. Tamam süper. Yani şöyle partnerlikten kastımız şey ise eğer sevgili Cemre hani Insider'ın büyümesini Türkiye pazarında büyümesini sağlayacak diğer başka iş ortaklıkları ise soru. Eğer evet Türkiye'de İş ortakları Insider'ın en önemli büyüme stratejilerinden bir tanesi. Yaklaşık yani böyle bir e, hani confidential bir bilgi vermeyeyim ama hani yüzde yani bizim yıllık ciromuzun yüzde yetmişi, yüzde sekseni aralığındaki e, şeyler e, büyüme e, hareketleri bizim Türkiye tarafındaki iş ortaklıklarımız doğrultusunda geliyor. O yüzden de iş ortakları e, lider olduğumuz bir pazarda, evimiz olduğu bir pazarda Bizim çok net bir şekilde en büyük şeyimiz aslında e, gazımız diyeyim aslında. Dolayısıyla da e, sorunun bir tarafı da şeyse outsource etme konusuysa e, biz teknoloji noktasında e, herhangi bir outsource etmeyi çok sevdiğimiz söylenemez. Şu yazılımcılarımızı, developerlarımızı, ürün ekibimizi A'dan Z'ye kendi içimizde barındırıyoruz. Orada herhangi bir başka bir teknoloji şirketi ya da herhangi bir başka bir outsource firmayı oyun içerisine dahil etme noktasında çok hevesli değiliz. Bir tane böyle bir girişimimiz var. Ondan bahsedeyim. Ukrayna'dan Ukrayna'dan bir şirket satın almıştık. makine öğrenme ve yapay zeka teknolojileri noktasında o öyle bir sadece bir içeride böyle bir e, satın aldığımız bir ekip var. İlerleyen zamanlarda teknoloji işbirliği noktasında bir şirket satın alma durumuna gidebiliriz. E, ihtiyacımız kapsamında ama büyüme noktasında dürüstçe söylemek gerekirse hem insaydırın in kendi öz ekipleri hem de bahsi geçen iş ortaklarımız, resmi iş ortaklarımız zaten bizim için şu an çok tatmin edici sonuçlar ortaya koyuyor. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, en kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler. Evet, i̇yi akşamlar.